aksamalar oluyor, eksikler oluyor, fazlalar oluyor. Yani bunlardan çok kısa bir örnek vereyim. Bazen filmi çekmeye giderken 15 kişi ayarlıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki 5 kişi zorla gelmiş. Herkes bir mazeret bulmuş. Sonra bir bakıyoruz 5 kişi ayarlıyoruz bir filme. Arkasından 25 kişi geliyor bir filme. Ya diyoruz biz adamı çağırdığımız zaman bu şekilde olmuyor. Bu işte bir terslik var değil. Artık daha da farklı bir yöntem uygulamaya başladık. Artık her şey daha iyi gidiyor, daha güçlü gidiyor, daha profesyonel gidiyor. Zaten onu çektiğimiz belgesellerden, filmlerden daha çok bizi takip eden insanlar daha iyi biliyor. Burada birçok kişi zaten aramızda oynuyor. Gelemeyen dostlarımız, gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Onlar da inşallah daha sonra izleyecekler. Şimdi artık yaptığımız bu ciddi olayda bize destek veren birçok kişiler oluyor artık. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Şu an burada olup olmayanlar var. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi Umut Bekler'i sahneye alacağım. Sayın yönetmenimize, bu işte en çok emeği olan kişi. Onu yani bazen kavga birlikte ediyoruz herhalde. Kavga dövüş çok ediyoruz. Sözü ona bırakıyorum. Evet, Adana deyince insan adına sinema geliyor, sanat geliyor. Adana gerçekten çok zengin bu konuda. Gerekse yerel sanatçılar, çok kişi var. Hani keşfedilmemiş ben cevher diyorum herkese. Amacımız naçizane bizim burada keşfedilmemiş cevherleri gün yüzüne çıkartıp farkına vardırmak. Çünkü her zaman diyorum ki insana gerekli itibarı, gerek olan her şeyi yaşarken vermek gerekiyor. İnsanın öldükten sonra heykelini diksen ne olacak? Park adını koysan ne olacak? Sokağa benim ismimi yazsan ne olacak? Değil mi? Onun için biz de elimizden geldiğince bu konuda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Çünkü seviyoruz ya, aşkla bakıyoruz bir şey. Seven insan gerçekten hiç yorulmaz yani. Hani diyordu ya, sevdiğin işi yaparsan ömür boyu yorulmamış olursun. Bugün ne yaptık? Bugün çok şükür 3. film galamızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağınızı sağlık. İyi ki hepiniz buradasınız. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Burada kısa filmimiz vardı. Karataş'ta çevrilen bir Mavi Yengeç yarışması vardı. Onunla ilgili çektiğim Deniz Kirli'yle ilgili oyuncak gemi filmimiz var. Ha bir de dedik Adana aslında yemek konusunda da çok zengin. Mutfak konusunda çok zengin. Dedik ki insanlar dışarıdan geldiği zaman veya izleyenler neyi nerede yiyecek onu öğrensinler, onu görsünler. En azından bir rehber olan, mesela dün bir iş yerindeyim. Yöresel Lezzetler belgeselinde olan bir firma. Yanında karı koca oturuyorlar. Sohbet ediyorlar. Eşine döndü dedi ki hayatım dedi kebabı nerede yiyeceğiz? Döndüm dedim ki tam yerindesiniz. Ben yanınızdayım. Döndüre baktılar. Ankara'dan gelmişler karı koca. Merkez Bankası'nda çalışıyorlar. Dedim ne canınız istiyor? Kebap. Dedim gelin takının peşime. Hamsi Kürsüt acını denediniz mi? Evet görmüştük ama nerede Mutlu Bey? Onu da gelin. Lahmacun Ali Dayı'ya uğradınız mı? Ya orada yedik geldik dediler. Onun yanına gitmeyin. Nasıl yani gelir de gitmeyelim? Peki dediler şırdan diyecek kim? Dedim o da bizde. Hasan Usta burada. Yıllarını veren ve gerçekten lezzet konusunda da gerçekten bir numara olan ona da teşekkür ediyorum. Ayrıca birbirinden değerli sahne solist arkadaşlarım burada. Sinemaya, sanata gönül vermiş insanlar burada. Adana Belediye'mizin bana her zaman desteklerini esirgemeyen, gönlümde ayrı bir yeri olan kendisi hemen karşımda duruyor. Kültür Daire Başkanımız Sayın Mahmut Gölbakan, hoş geldiniz. Hemen yanında Osman Kaplan, Antepler Dernek Başkanı. Dün de onun gecesindeydik. Çok güzel bir gece oldu. Emeğinize sağlık başkanım. Daha nice geceler diliyoruz. Zeydan Başkanım da aramızda değil. Bugün Ankara'ya yolculuk yaptı. Çok çalışıyor. Umut dedi bir dahaki sefere geleyim, bir dahakine gene yap. Peki dedim başkanım ne diyeyim, Allah kolaylık versin. Cenazesi olup da aramızda olmayanlar var. Mesela Kasetçi Kerim abi sabah amcasını kaybetmiş. Az önce Kemal abi aradı. Kemal İyi Bey, Adana şairlerimizden. Onun cenazesi var.
Ali Turaç abimiz vardı. İzledik az önce Adanalı'yı. O da gönül vermiş, emek vermiş bir abimiz. O da rahatsızlığından dolayı katılamadı. Hepsine buradan tek tek selam gönderiyoruz. İsterseniz ilk önce biraz eğlenelim diyelim. Ve sözü ben sunucu arkadaşımız Hikmet Çakan'a, bana destekleri esirgemeyi yanında olan kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Ona da bir alkış alalım lütfen. Ben teşekkür ederim. Ve ayrıca Çukurova Sahne Sanatçılar Derneği Başkanımız Figen Başboy'u unutur muyum ya? Ya yoksa var ya, birden kurtulamam. Hepiniz hoş geldiniz. Abdülkadir Varol ve tüm ekibi. Benim yanımda çektiğim filmlerde İsa abi de burada, Burhan abi burada. Emek veren, oyunculuk yapan Hüseyin Bey, hepsi tek tek buradalar şu an. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Söz Hikmet kardeşime bırakıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederiz sayın yönetmenimize. Emeklerinden dolayı, konuşmasından dolayı ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kavga ettiğimizi gene size söylemedi. Sürekli tartışıyoruz da. Evet, şimdi Adana'mızın güzel sanatçılarından burada olan saygıdeğer dostlarımız var, sanatçılarımız var. Önce Mustafa Güneş abimden bir başlayalım. Ondan sonra diğerlerini alacağız. Buyurun Mustafa Güneş. Senin için dünyayı
çok teşekkür ediyoruz. Emeğine, yüreğine sağlık diliyoruz. Evet, Adana'mızın yine bir başka güzel sanatçısını çağırıyoruz sahnemize. Uğur Kaya'yı sahneye alıyoruz arkadaşlar. Duymasın sesini, seslensem sana. İçini koklar derin bir özlem. Olup kalmaz içimde yara.
desteklemek, takip etmek, hep yanında olmak gerek diye düşünüyorum. Umut Bekler de, saygıdeğer üstadımız, yönetmenimiz de bu değerlerden bir tanesi. Adana'mızda biliyorsunuz çok güzel, değerli insanlar, sanata değer veren insanlar çıkıyor. Hepimiz biliyoruz. Umut Bekler de bunlardan biri. Kendisini bu yolda tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Eyvallah. Alkışlayan ellerinizden görmesin diyorum. Sizlerle, bizleri de, yani biz sanatçı arkadaşları da beraber burada sizinle bütünleştirmeyi bir arada tutmayı sağlayan çok değerli Umut Bekler kardeşimizi, üstadımızı, abimizi tebrik ediyorum tekrardan. Sizlere de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınızdan sağlık. Bu doğru türlü bizi yalnız bırakmadınız. Bize böyle ne diyelim başka? Vallahi artık söyleyecek çok şey yok. Ben artık size bırakayım o zaman. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrardan. Üstad olan sizsiniz, biz hizmetkarız. Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ederim tekrar. Büyük bir alkışla gönderiyoruz. Çok sağ olun, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Sıradaki sanatçımız istersen Hikmet izin verirsen. Ben anons etmek istiyorum. Adana'nın güneşi. Havalar hani kapalı olur, güneş olmaz ya. O olduğu zaman gerçekten Adana'ya güneş doğuyor. Aramızda olduğu için onun da çok mutluyum. Sevgili İkbal Özlem. Alo.
sözlerini falan, onun için söyleyemeyince çatlıyorum. Evet, avukatım ya. Evet, hoş geldiniz hepiniz. Biliyorsunuz ben de sanata, sanatın müzik koluna özellikle gönül vermiş bir insanım. Adana'nın bağrından kopan. Ama burada hepinizle beraber olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Biraz daha fazla ilgi olsaydı daha çok mutlu olacaktık aslında ama ben gerçekten Umut'u çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Çok azimle, hırsla herkesin yanında, hepimizin yanında olmaya çalışıyor. Her yerde olmaya çalışıyor. Gerçekten başarılı olduğunu görüyorum. Ama biz biliyorsunuz Adana halkı olarak özellikle bir hani etiket olup da bir noktaya varıldığı zaman içimizdeki insanlara kıymet veriyoruz. Ne yazık ki. Bundan dolayı çok üzüntü duyuyorum. İçinizdeyken, ulaşabilirken, dokunabilirken, görebilirken çok fazla kıymet veremiyoruz. Ben bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Bir yerlere geldiğimiz zaman da diyoruz ki, aa işte havalara girdi, kendini bir şey zannetti falan. Yok öyle bir şey. Aslında belki de gönül kırgınlığı yaşıyor. Ben diyorum ki, buradan sesleniyorum belediyelerimize, halkımıza, içinizde yürürken, nefes alırken, bize tutunabilirken, göz göze bakabilirken bize kıymet verin, olur mu? Umut olduğu gibi, Umut'a dokunabilirken onun yanında olmak istediğimi hissettirmek istiyorum. O yüzden lütfen her zaman bizimle olduğunuzu hissettirin, sizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Ayağına, yüreğine, diline, sesine, nefesine sağlık. Adana'nın sanat güneşi İkbal Özlem Arıoğlu. Teşekkür ediyoruz tekrar. Aramıza Yeşilçam'ın ünlü emektar sinema oyuncusu Yılmaz Şerif ustamız da olacaktı. Kendisi çok rahatsız ve geçen de bir yanık kazası geçirdi. Gerçekten üzgün, ben de üzgünüm. Ama dedim ki üst adım olsun, sağlığın yerinde olsun. Sen iyi bilelim. Sen rahat ol, biz de burada mutlu oluyoruz. Kendisine burada, önce ben şöyle diyelim, evet. Sayın Mahmut Gölbakan Kültür Daire Başkanımı, buraya arıyorum her zaman destek veren, emek veren Mustafa Bey. Ya sanata, sanatçıya gerçekten değer veren bir insan. Her zaman yanımızda olan bir insan, sevgili abim, başkanım, tekrar... Ben de iki kelam etmek isterim. Tabii, buyurun. Verirseniz. Tabii ki, estağfurullah. Sevgili sanatseverler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aslında dün akşam görüştüğümüzde başkanımız Zeydan Karalar da bugün katılacaktı ama programın 2-3 saat erken alınca Ankara'ya gitmek zorunda kaldı. Hepinize selamlarını, sevgilerini gönderiyorum. Sanatın ve sanatçının başkenti Adana'da olmaktan, Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı olmaktan gurur ve onur duyduğumu belirtmek isterim. Çünkü sanat denince akla Adana geliyor. Yani Yılmaz Güneylerin, Şener Şenlerin yetiştiği bir şehirde yaşamak, burada nefes almak, inanın o kadar çok mutluluk ve gurur veriyor ki bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Burada İşte Umut kardeşimizin çekmiş olduğu belgeselleri, filmleri yakinen takip ediyorum. Bu takipler nelere imza attığını da görüyorum aslında. Önü açıldığında çok daha başarılı işlere imza atacağından da hiç şüphem yok. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Zeydan Karalar'ın da talimatıyla her zaman sanatçının yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanıma da burada verdiği desteklerden ötürü bir ödülümüz var, plaketimiz. Ama diyorum ki, Antep diye plaketi de bir Anteplinin vermesi yarışır. Antepler Derneği Başkanı Osman Kaplan, yüksek alkışlarınızı alıyoruz. Buyurun efendim. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Evet, bir fotoğraf alalım başkanım. Osman Kaplan'da bir şey söylemek ister belki. Ben bu kadar sanatseveri bir arada görünce bayağı umutlandım. Sayın Başkanım zaten elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. Herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet,
teşekkür ederim. Başkanımı bırakmıyorum. Antepler Başkanı Osman Kaplan'ı alıyorum. Tabii ki Yılmaz Şerif Üstadımızın neredeydi plaketi? Hikmet Bey. Şurada. Evet. Ben Yılmaz Şerif Ustamızın plaketini de başkanımızın takdim etmesini istiyorum. Sevgili Sabri Şenevi burada ya. Sinema deyince sinemaya gönül vermiş, emek vermiş, sinema aşığı bir insan. Buyurun, gel Sabri abi, gel. Yılmaz Şerif, dostu kendisinin arkadaşı. Onun alması daha uygun olur diye düşündüm. Kendisi Saydam Caddesi'nde sinema evi var, müzesi var. Kışlık sineması, yazlık sineması. İnsanlara her gün hizmet veriyor. Hizmet adamı, hoş geldin. Evet. Yılmaz Şerif adına plaketi Sayın Başkanım Sabri Şenevi'ye takdim ediyor. Bir poz alalım. Değerli dostum, Umut Bekler'in kısa film galasına katılanlara selam olsun. Umut ve inançla yola çıkan arkadaşım, başarılı çalışmalara imza atmış olmasının gururunu ben de yaşıyorum. İnanıyorum ki Adanalı gençlerimize zaman içerisinde çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle genç arkadaşlarıma azimle sinemaya emek vermelerini diliyorum. Ve tüm gençlerimize başarılı, sağlıklı çalışmalar diliyorum. Unutmayın sakın. Adana, bana göre en çok sanatçı yetiştiren kentlerimizden birisidir. Dilerim ki zaman dilimleri içerisinde sizlerin de katkılarıyla daha da büyüyecektir. Hepinize yeni yılda başarılı, sağlıklı ve mutluluk dileklerimi sunuyorum. En yakın zamanda arzuladığınız yerde olmanızı candan dilerim. Tüm arkadaşlarıma Yılmaz Şerif olarak benden kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Unutmayın, gün sizin gününüzdür. Vereceğiniz her kararda bir adım ileriye gitmenizi yürekten biliyor. Sevgi ve saygılarımı tekrar sunuyorum. Hoşçakalın. Üstad'a teşekkür ediyorum. Ona sinema ve sanat ömür boyu onur ödülü verdik. Ayrıca bugün de bu salonda burada olmamızı sağlayan, bu salona tahsis etmemizde emek veren, o günü tüm günü bana ayıran sevgili Çukurova Sahne Sanatçılar Derneği Başkanı Figen Başboğa'yı buraya alıyorum. Tabii plaketsiz de olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben küçük bir sürpriz olsun istedim. Biz Çırak
Ortaklığını yaptığımız işin şu an ustalarıyız, biliyor musunuz? Evet. Bizler çok yol kat etmiş insanlarız. Benim dostlarım Umut Bey, Hikmet Bey, benim ve yol alan arkadaşlarım. Biz birçok şeyden geçtik, aşamadan geçtik. Şu an Çukurova Sahne ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanıysam, bunun en büyük sebebi olan rahmetli Cevdet Hocam, Genel Sekreterim, canım abim benim, Cemal Bey, aynı zamanda hocam, Kadir Bey, bir sürü insan benim arkamda olan, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu bir onların adını alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Onur verdiniz. Tüm dernek personeline, kadroların barı olmak üzere bize ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayrıca Adana Milletvekili adayımız Serdar Uzunkar'da buradaymış. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. İyi ki buradasınız, sağ olun. Evet. Bir şey söylemek ister misiniz sahneden? Diler misiniz? Çünkü sizin için konuşma olacak halka, sahnede. Şimdi değil mi? Başlayalım. Bir alkış alalım. İlk burada alalım var. Evet. Benim sahnem buna gelir bence, buyurun. Benim ziyaretimi seçildi kendisi. Bu duruma alışması gerekiyor. Yani sahneye alışın. Evet. İnsanlara, konuşmaya. Sizi dinlemekten gurur duyacağız, onur duyacağız her zaman. Şimdiden alıştırma yapıyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Senden herkese teşekkürler. Öncelikle Umut Bey'e. Sağ olsunlar beni Adana Hizmet için aday göstermek istiyorlar. Bilmiyorum başarabilir miyim? Yani tesliklerimiz de olursa neden olmasın. Adana'yı seviyorum. İnsanlara faydalı olmak, ülke için, Adana için bir şeyler yapmak. Tabii ki büyük keyif verir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler. Ben teşekkür ediyorum. Önce istemek gerekiyor, sonra çalışmak, sonra mücadele etmek gerekiyor. Çünkü hayaliniz sizi ayakta tutar. Hayali olmayan insan şöyle diyorum ben, okullarda, 150'den fazla okullarda gezdim, seminer verdim. 2 sene geçtim, motivasyon 150 binden fazla çocuğa ulaştım. Diyorum ki gençlere, İnsan sadece toprağa girince ölmez, insan hayallerinden vazgeçtiği için ölür. Asla hayalinizi kimsenin çalmasına izin vermeyin. Çok teşekkür ediyorum. Siz de ses etmeyin. Ayağınız sağlık. Ayrıca haberin sonu TV, Akdeniz Bölge Sorumlusu Abin Taşçılar burada. Ona da bir alkışlıyoruz. Evet. Foto muhabiri Hulusi Çağlayan burada. Ona çok teşekkür ediyoruz. Adana'nın sinemanın sevilen yüzlerinden Hüseyin Şen burada hocam. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz, çalışmanıza başarılar diliyoruz. Evet. Tekrar ben mikrofonu Hikmet Bey'e bırakıyorum. Çok şükür, teşekkür ederim Hulusi Bey. Hiç bırakmayacaksınız zannettim. Çünkü tuttuğu şeyi bırakmıyor da. O yüzden de bir şeyleri ona verirken, kameraya geçtiği zaman, başına geçtiği zaman çok uzun sürüyor her şey. Evet, şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen bir kısa filmimiz var, Oyuncak Gemi. Oynayan arkadaşlar da burada, izleyenlerin çoğu da burada, gelemeyenler var içerisinde, onlara da buradan şimdiden keyifli seyirler diliyoruz. Evet, şimdi Oyuncak Gemi'mizi başlatalım, izleyelim kısa filmimizi, tekrardan devam edeceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Thank you.
için başkanım, buyurun. Alkışlarla Mustafa Güneş, büyük bir alkış. Sen bilirsin. Hak etti bence. Burada olması bile. Evet, çok iyiydi. Hak etti mi acaba Mustafa Bey? Evet. Alkış bekliyor sizden. Fotoğraf alıyoruz beraber. Teşekkür ediyoruz. Bir yan başkanımı bırakmıyorum. Mehmet Ali Kocaman'ı alıyorum. Bırak alkışlarınızla. Buyurun usta abi. Ama alkış çok az ama. Ben olsam yarın ağızdan çıkarım. Ya biz de kalalım. Evet. Başkanım. Evet, teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Mustafa Bey, bize bir fotoğraf alalım beraber hocam. Evet, başkanla beraber. Teşekkür ettim, ayağınıza sağlık. Başkanım, yok gitme, dur. Oo. Yani Mustafa Bey benim vazgeçilmezim arkadaşlar. Seni alıştırdım. Kardeşimizin ismi neydi? Yani son... Evet, Uğur Kaya kardeşimi de Kemal Bey'in şu an aramızda Adana Seren şairlerinden cenazesi vardı. Başsağlığı diliyoruz. Bereketini Uğur kardeşimize, onun adına, Kemal İlbey adına Figen Başkanım taksim ediyor. Evet. Kemal İlbey'e de buradan çok büyük alkış gönderiyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Yok, hayır, öyle hemen yok. Benim buraya geldiğin zaman bir plaket olmuyor işte. Adana'nın güneşi İkbal Özden Arıoğlu. Evet, yüksek alkışlarınızı buraya alıyoruz. Buyurun. Yok, çok yüksek. Bu kadar değil yani. İkbal Hanım'a ben kabul etmiyorum. Daha yüksek bir alkışlar lütfen. Evet, sürprizleri severim. Ne demek, ne demek? Ayağına sağlık. Yani şöyle teşekkür bir durum ederim. Var. Tiyatro, tiyatrodan gelme olduğu için sesinin çok güçlü çıktığını bildiğimiz için. Evet. Duyuyor muyuz? Tabii ki. Evet. Benim canım dostum, güzel arkadaşım, beni her zaman onur eden insan, yanımdan hiçbir zaman ayrılmayan, her türlü etkinlikte yanımda bulunan güzel solistim benim. Çukurova Sahne ve Sinema Sanatçıları Derneği'nin güzel solisti İkbal Hanım'a bu plaketi vermekten onur duyuyorum. Diyorum yani bana bu gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Ben her daim hiçbir beklentisi olmadan hepinizin yanında yer almak istiyorum. Çünkü sevginin en güzel olanı beklentisiz, karşılıksız. Değil mi? Sebepsiz. Her daim yanınızdayım. Gerçekten benim için bunun tarifi mümkün değil. Çok kıymetli, hiç beklemediğim bir şey. Sadece aynı karede Umut Bey yer alabilirsek çok mutlu olacağım. Evet, göremedim. Şöyle bir aynı karesi Bey. Evet. Bu anı ölümsüzleştirelim istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, seviliyorsunuz. Yüksek alkışlarla başkanıma, İkbal Hanım'a yüksek alkışlarla alıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Evet, şimdi oyuncak geminin ödül törenine, evet, bırakmıyorlar sunucumuzu gördüğünüz gibi. Lütfen bırakın, sonra tutarız, evet. hemen oradan giriş yapıyoruz. Evet, oradaki başrol oyuncumuzla başlıyoruz. Her zaman yanımızda olan bize destek isteyen Mehmet Yıldırım'ı alkışlarla alıyoruz. Kaptanımız. Tabii başrolümü vermek de yönetmene düşer diyorum. Emeği çok geçti Mehmet abimize. Çok teşekkür ederim. Onun kardeşimden çok teşekkür ediyorum. Bu hareketi olmaktan onur duyuyorum. Ve bu başarının devamını daim olmasını diliyorum.
inşallah daha güzel projelerle bir arada olmak için şimdiden umutlarımı umutlar ediyorum. Şimdi bu üçüncü plaket oldu. Bunu da elinin en güzel yerine attı. Çok güzel. Benim de onur verici bir şey. Ayağına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Sırada diğer bir abimiz, dostumuz, güzel insan, güzel yürekli, güzel kalpli insan. Oyuncak Gemi'deki bize eşlik eden sevgili İsa Küder'i sahneye davet ediyoruz. Evet. Ses verelim. Evet, İsa Küder. Atatürk'ün için teşekkür ederim. İsa abiyi çok seviyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayağına göre yeni sağlık daha nice projelerde yan yana olmak dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki yöresel lezzetler belgesine yanımda olan, destek veren, emek veren, katkıda bulunan kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Ondan da plaketlerini takdim etmek üzere tekrar ben Kültür Daire Başkanımız Mahmut Gölbakan'ı yüksek alkışlarınızla buraya alıyorum. Buyurun efendim. Getir abi. Lütfen. Mehmet Usta burada mı? İştah Kebap Evi. Mehmet Usta. Evet, Mehmet Usta 1974 yılında Kıbrıs'ta uçaklarımız giderken kısalım sesini. Oraya çırak olarak girmiş. Yaklaşık 47 senedir orada çalışıyor. Bir kebap yapıyor ki var ya, jet kebabı 280 lira. Ellerine sağlık. Yılların ustası, 50 yılın usta. Gram eti Adana'da yememiştik aslında ama öyle. Genelde 140 gram oluyor galiba onlar. Daha doğmuşlar, sevmek güzel, sevmek demiş. Tabii ki sevmek demiş, sevdiğimizden bir zaman emin olamayız demiş. Biz Umut Bey'i ve sanatı seviyoruz arkadaşlar. Ve sevgimizden de eminiz. Ayağına sağlık Mehmet Usta. Allah uzun ömür versin. Hayır işte başkanım bırakmıyorum. Tabii burada başkanım. Yakalamışken bırakır mıyım ya? Oradan oynatmıyoruz. Orası kalsın. Alper bayağı bir bakarken hepsine. Tabii ki Kasım Bey'i buraya çağırıyorum. Katmerci dayı ya, bu nasıl bir lezzettir kardeşim ya. Vallahi Kasım Bey geliyor. Katmerci dayı. Katmerci dayı Antepli mi acaba? Bu arada ben Gaziantep'liyim arkadaşlar. 1991 yılından beri Adana'dayım. Tabii ki Adanalı sayılırım artık ama ailem Antep'te. Zaten katmer ödülünün de Antep'ten başkasının alması hoş olmazdı herhalde. Ayağına sağlık kardeşim. İyi ki varsınız. Var başkan, var var. Şırdancı. Hasan abi gel ya, o nasıl bir şırdan yapmaktır? Hasan abi bir kelle paça yapıyor, diyor ki bunu korona olan 4 gün yerse iyileşir. Elle emeğine sağlık, böyle bir lezzet yok. Aylin'in yeni üyesi Reşat da burada belgesel yaptı ve sadece kendisiyle, Hasan abiyle yaptı. İyi ki burada kendisi de. Dostumuz abimiz. Bu kadar güzel şırdan yapıp deyip bu kadar zayıf nasıl kalabiliyor anlamadım. Herhalde bu şırdan kilo yapmıyor, öyle mi? İyi güzel oluyor. Yok. Hep iyi bakıyorlar. Sıkıntı bizi verdi o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Belgeselde Reşat'la şöyle bir sahne olmuştu. Evinde bir sahne olmuş, çok samimi bir çekim olmuştu ve yenge şunu söyledi. Biz beraber çalışıyoruz. Eşimle, çocuklarımla, kocamızın arkasında dağ gibi duruyoruz.
onu çok seviyorum demişti. Gözleri dolmuştu, bizim de gözlerimiz dolmuştu. Böyle bir ailenin elinden geçiyor bu emekler, bu lezzetler. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın abi. Ayağına sağlık. Görüşmek üzere. Evet. Şu. Evet. Tabii ki Ali dayımız var ya, lahmacuncu Ali dayı. 60 yıllık. Evet. Cemal Gürsel'de Akbank'ın arkasında. Evet. Hikmet kardeşim tekrar oraya dönsek, buraya geliyor, dayanamıyor kendilerine tarafa. Almışlarla lahmacuncu Ali dayı. Muhakkak tadın yani, tatmadıysanız böyle bir lezzet yok. Şöyle bir şey herhalde az önce izlerken herkes acıktığını hissetti. Ben yemek yiyip gelmeme rağmen şu anda kendimi aç hissediyorum. Herhalde herkes de öyle hissediyordu. Tebrik ederim. Tüm sevenlerimi Adana'lı lahmacuncu Ali olarak Akbank'ın arkasında Küçükdağ, FETÖ civarı. Hepinizi bekliyorum. Lezzet orada. Ayağına sağlık. Başkanım sağ olsun. Şu anki sıradaki programlarını geri aldı. Onur verdi, şeref verdi. Bir yere daha yetişmesi gerekiyor. Allah kolaylıklar versin diyorum. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ayağına sağlık abi. Evet, evet, yüksek alkışlarınızla. Yüksek alkışlarla. Mahmut Göğebakan Başkanım'ı uğurluyoruz. Tabii ki bu arada bana şu ana kadar filmlerde eşlik edip de plaketini vermediklerimiz vardı. Oradan Mehmet Çakar'a şimdi. Evet, çektiğim ilk filmde Hasan sinemasıydı. Orada bana oyunculukla eşlik eden Mehmet Çakır kardeşim vardı, genç kardeşim. Şehir dışında olduğu için katılamamıştı, plaketini alamamıştı. Genç kardeşimizi yüksek bir alkış yapıyoruz. Evet, Osman Kavlan'la ona plaketini vermesi için. Mehmet'im ayağına sağlık ya. Bir şey söylemek ister misin? Yok dedi direkt, teşekkür ediyorum ben, evet. Plaketi Osman Kavlan veriyor. Kaç yaşındaydın Mehmet? Mehmet daha 16 yaşında, görüyorsunuz maşallah. Ayağına sağlık. Şöyle fotoğraf gel Mehmet, başkanla beraber. Evet, görüşmek üzere kardeşim. Kendine iyi bak. Tabii burada başkanım gitme, dur başkanım. Seni bırakır mıyım ya? Sen bize gece ne yaptın öyle abi? Abim sayesinde öyle bir eğlendik ki. Ayağına, emeğine sağlık. Evet. Daha önce günlerde eşlik yapıp da şu an yanımıza yeni gelen, plaketi alamayan Burhan Canboğrat abimi alıyorum. Buyurun, alkışlarla Burhan abi alıyoruz. Evet. Hoş geldin üstadım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Başkanımı bırakmıyorum. Kim vardı başkan? Evet. Kuyu filminde eşlik yapmıştı bize. Niyazi abi alıyoruz. Niyazi abi. Niyazi Gültekin de bir alkışlarla sahneye alıyoruz. Niyazi abi hoş geldin. Buradayım. Görüşürüz. Ne rol yapıyor be? Evet. İyi ya Niyazi abi. Ya. İyi ki varsın. Kaç yaş? Yaş kaç? Yaş kaç? Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hasan filmi çekerken bir sahnemizde dört arkadaş beraber, genç arkadaşlar Niyazi abiyle beraber vurulma sahnede var. Dördü de düştü. Ya öbürleri biraz sonra kalktılar Niyazi abinin yerine. Dedim ki ya gidin bir bakın, bu adam gerçek mi vuruldu, ne oldu, hiç kıpırdamıyor adam. Yanına geldim, eğildim, evet. Niyazi abiyi çöktürdüm, gözüm açtı şöyle baktı, böyle yaptı, böyle yaptı. Niyazi abi dedim, niye kalkmıyorsun? Ben o an utandırdı, dedi ki yönetmen sensin, ne zaman kalk dersen o zaman kalkarım. Çok teşekkür ediyorum. Sana sanat hayatına başlamak diliyorum, iyi ki varsın. İyi, teşekkür ederim. Evet. Tabii ki bir diğer oyuncum. Kuyu filminde Hüseyin Talay, sevgili alkışlarla Hüseyin Talay'ı buraya alıyoruz. Nasıldı biraz önce benimle beraber yöresel lezzetlerde tadarken?
Beraber gezdik, beraber tattık. İyi ki varsın. Çok aktif gerçekten. Başkanlardan çok çalışıyor. Her gün, her yerde Hüseyin Bey. Teşekkür ediyoruz. Başkanımla plaketini takdim ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Osman Nazlı abimiz vardı. Seslendirmeleri yapalım. Onun plaketini başkanımız Figen Başboğa'ya buraya alıyorum. Osman abi plaketini Figen Başboğa'ya takdim ediyoruz. Evet. Buyurun. Bu başka Osman abi. Evet, evet. Bu Osman Nazlı. Osman Nazlı. Evet, başkanımız. Bir resim alıyoruz. Ben bu plaketi çok büyük bir şerefle alıyorum. Kendisi çok sevdiğim bir insandı. Sanırım burada yok değil mi Umut Bey? Burada yok kendisi. Rahatsızlığından dolayı gelemedi. Evet, telefon açtı. Evet, teşekkür ediyorum. Benim için çok değerlidir kendisi. Onun adına onur duyuyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ettim yine. Başkanı bırakmıyoruz. Tabii ki iki baba bir yalnızlık filmine de bana eşlik etti. Adana Altın Kozak kısa film yarışmasında 3000 film arasında devrelerle yarıştık ve ilk 6'ya kaldık. Finalist oldum ben yönetmen olarak. Oyuncu olarak da onlar da bana destek verdiler. Niyaz Şemuz Güler abimiz burada. Ona plaketini vermek için tekrar başkanımla rica ediyorum. Alkışlarınızı alıyoruz. Evet, yılların oyuncusu daha güçlü lütfen, daha güçlü abi. Evet. Daha güçlü. Böyle işte, evet. Abi sahne sana yakışıyor, hoş geldin. Evet, başkanım plaketi takdim ediyor. Filmi de burada kalırsanız izleyeceksiniz bundan sonra, plaket töreninden sonra. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Celal Gençer de burada. Celal Gençer de kendini de buraya alıyorum. Gitme. Şemuz abiyle beraber yola çıktık. Bir film çekelim dedik. Bir babanın yalnız bir hayatı nasıl olur? 24 saat nasıl geçer? Çarşıda bir adamla karşılaştık. Her tarafında böyle madalya dolu. Ya dedim amca gazi falan mısın? Amca şehit babası. Oğlum, oğulcan, benim de yaşım. Tesadüf yoktur, tevafuk vardır ya. 1976 yılında doğmuş. 96'da benden 3 ay önce askere gitmiş, bir tertip üstte. Oğuzcan orada şehit olmuş. Ben gelmişim. 26 sene sonra babasını bulmuşum. Oğuzcan'ın filmini yapıyoruz. Ve ben de kendi oğlumun adını bilmeden Oğuzcan koymuşum. O sahnede çekerken babanın gönlünde, oğlum neredesin, ne zaman elini öpeceksin derken Okan gözyaşları var ya, hiç yani bunun tarifi, anlamı yok. Acı 26 sene geçse de yüreklerde geçmiyor. İyi ki varsınız, şeref verdim, onur verdim. Tekrar tüm şehitlerimize buradan Allah'a rahmet ediyorum. Buyurun, buyurun. Sevgili yönetmenimiz Ümit Peker, gerçekten çok yetenekli, çok başarılı, Adana'mıza imzasını atan bir yönetmenimiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sen bir şey demek ister misin canım? O zaten konuşamıyor. Ben onu anlıyorum, gözlerine baktığım zaman yine gözleri doldu. Ben size de varım. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Buyurun. Evet. Yusuf Tatar var. Polen Genel Başkan Yardımcımız. Bizim belgeselimize, film kanalımıza da destek vermişti. Ona plaketini Hikmet Çakan'a takdim edeceğiz. Başkanım Hikmet Çakan'a teslim edecek onu. Evet. Yusuf Tatar adına Hikmet Çakan alıyor. Teşekkür ediyoruz. O da işte yoğunluğun dolayı burada değil. Yusuf Tatar da sağ olsun bize maddi manevi olarak çok güzel destekler verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir arkadaş. Onun da burada olmasını isterdik. Kendisi programından dolayı şu an Ankara'da olduğu için plaketini ben alıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasın ya. Seni seviyoruz. İstersen hep birlikte o finalist olan 3000 film arasındaki finale kalan iki baba bir yalnızlık filmini hemen izleyelim. Işıklarımızı söndürelim.